Merhaba, iyi akşamlar. Bildiğiniz üzere bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu Dünya Engelliler Günü için bugün özel bir program hazırladık. Çeşitli konuklarımız olacak ama hepsinden önemlisi Murat Melih Özen bir konser verecek. Onu da önce bir kısa bir röportaj yapacağız kendisiyle. Daha sonra Milletvekili Dursun Çiçek konuğumuz olacak. Yapıyoruz bu yayını aynı zamanda. İsteyen herkes Epilepsi Derneği'ne katkıda bulunabilir. Küçük büyük diye düşünmeyin. 50 lira, 100 lira, 200 lira ne kadar elinizde imkanınız her neyse. Ben hem benim sayfamda Epilepsi Derneği var ama ben gene de tabii ki akılda kalmak mümkün değil ama gene de söyleyeyim. 47 0 0 0 97 13 57 95 50 01 hesabına gönlünüzden geçtiği kadar destek verirsiniz. Numarayı aklınıza tutmanız tabii ki mümkün değil. Hem benim sayfamda, derneğin sayfasında hesap numarası var. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Duyulabilir sesim. Yüzünü şu an görüyoruz. Biraz daha yükseltirsen kamerayı çok az. Bir saniye rica ederim. Böyle yani bir 5 santim kadar. Şimdi görüyoruz Biraz daha değil mi? biraz burada görüntü problemi olsa da. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Böyle önemli bir günde bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir hareket bence. Çok güzel bir davranış. Çok teşekkür ediyorum bu şansını layık gördüğünüz için. Çok memnunum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşım Baskın'la beraber, Orçun'la beraber. Ederiz. Hoş geldin sen de Orçun. Biz teşekkür ederiz Muratçım. Biz tabii senin eski dostuz. Bizi kırmadın. Ücretsiz olarak burada bir konser vermek istedin. Bize katkı sağlamak, daha doğrusu Epilepsi Derneği'ne katkı sağlamak için yaptın. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir birkaç cümle konuşalım sonra başlayalım istiyorum konsere. Hem bir bestecisin hem bir solistsin aynı zamanda ressamsın. Evet. Neler yapıyorsun? Galiba yeni bir albüm çalışmam var. Evet, yani single konuşmasına başladık arkadaşımla beraber. Herhalde 2 ay sonra falan tamamlanmış olur. Onun haricinde bütün çalışmaları devam ediyor tabii. Sergi hazırlığı var Şubat'ta. Öyle yani şimdi başka bir şey. Başka bir şey yok dediğin bayağı iş yani bütün bunlar. Evet. Yani biraz vaktimizi alıyor açıkçası. Murat, senin müzik tarzını rock olarak mı değerlendirmek daha doğru olur? Var. Başka müziklerin esintileri de var. Aslında akordeon da kullanıyorum şarkılarımda. Vakti zamanında çok değerli Muammer Ketencoğlu, Türkiye'nin en iyi akordeonistlerinden birisidir. Herkes biliyor zaten bunu söylemeye bile gerek yok. Onunla beraber bazı çalışmalarımız oldu. Yaylı kompozisyonlarımda
Murat abiyle, Murat Tüngü'yle çalıştık. Yani bu tarz slaylılar, akordiyonlar işin rengini rock'tan biraz pop müziklere doğru kaydırmaya başlıyor. Bu tarz çalışmalarım oldu. Fakat bu çok uzun süreli bir, yani aslında uzun süredir müzik yaptığım için uzun süren bir periyot oldu bu soft rock diyebileceğim. Rock dediğim tam da biraz kendine özgün bir şeyler var. İçinde rumbalar var vesaire. İsmini koyamadığım bir müzik yapmaya çalıştım aslında özgünlük adına. Ama şimdi tekrardan aynı 2000'lerin başındaki gibi sert, dinamik rock müzik yapmaya çalışacağız. Arkadaşım Orçun da eski basçıdır. Mersin'e geldi bu yüzden. Ekibi topluyoruz. Yani bu tarz çalışmalar daha dinamik, daha sert çalışmalara döneceğim çok yakında. Peki, çok teşekkür ederiz. Sözü fazla uzatmayalım o zaman. Murat Melih'e özenin dinleyelim. Aralık Dünya Engelliler Günü. Ümit ederim bütün engelliler için engelsiz bir hayata doğru dönüşmeye başlar. Sözü o zaman Murat Melih'e bırakalım. Dinliyoruz Murat'cığım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İlk şarkımız Galata Köprüsü.
Çok teşekkür ederiz Muratçığım. Ben özellikle kendi görüntümü kapattım. Seni daha iyi seyredebilsinler, daha konsantre olabilsinler diye. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci şarkıyı dinleyeceğiz senden. Ben yine kendi görüntümü kapatacağım ki daha konsantre olabilsinler diye. Peki. Sen de Muratçığım. Şimdiki şarkı Romantika. Yüksekten düşmüş gibi gerçekten ölmüş biri. Asla affetmez seni. Yıldırım çarpmış beni. Hafızam yanmış benim. Aşkına ölmüş gibi. Asla affetmez seni. Yalnızlık zor, yalnızlık zor, yalnızlık zor. Yalnızlık zor, yalnızlık zor, yalnızlık zor. Gel bana sor, gel bana. Yüksekten düşmüş gibi gerçekten evimiz biri. Aşkıma solmuş gibi asla affetmez seni. La 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 la. Sevmezsen sevme beni. Olmuşum artık beni. Görsün de görmem seni. Üç kez terk ettin beni. Ah ah berduş gibi. İçimden sarhoş gibi. Umutum düşmüş biri. Çok teşekkür ederim Murat. Size teşekkür ederiz. Ses geliyor değil mi? Problem yok. Teknik bir sorun yok. Ses geliyor. Evet geliyor. Yok. Biraz zor bir geliyor ama bakacaksak o çok normal. İnternetten uçabilecek şeyler. Konserden hemen sonra Epilepsi Derneği Genel Başkanı Ebru Öztürk'ü kalacağız. Sorumluluksun Türkiye'yi. Şimdi üçüncü şarkıyı Murat Melih lütfederse bize söyledi. Sen deyiz Murat. Teşekkür ederim. Yalnız mı? Sıradaki parça Yalnız mı abi? Thank you.
seni seviyorum. Seni hiç sevmedim. Belki gözlerim kör. Seni hiç görmedim. Seni özlemedim. Hiç çekmeyecektim. Bir tek mektuplar, sararmış fotoğraflar, sevdiğim kitaplar, kurutulmuş çiçek, kırdım ay. Daha değil bir yer bulduysan, geceleri sağlar beni. Bir beni düşlerde bir kayboldum. Seni bana verirsin kadar. Daha deli bir aşk bulduysan, elimde sorman beni. Uzaklara baksın kömür gözlerim, alev olup yakmam seni. Yavrum,
Gerçeklerde, derinlerde, kuyularda, bilinmezlerde, ilk bakışta sarhoş eden güzellikte, bir kuru kız yaşarmış, sevdiğini hep saklar. Görünmüyormuş, görünmüyormuş, öldüklerin tattıkları hep yanmış, sonsuzluk çembere dönmüş aşkları, Tanrı böyle olsun demiş, birçok şey bizden gizlemiş. Şimdiki parça Sabahat, sevgili ablam için bestelemiştim. Çok istemişti bu şarkıyı, yani bir şarkı yapmanı demişti. Ama beğenmedim. Ama çok beğenemedim bu şarkıyı. Oysa ben çok beğeniyorum, önemli olan benim. Şarkı benim, abla da benim, program değil. Umarım güzel de beğenirsiniz. Sütenlerden fırlamış Madonna saçlarıyla Dabak kadar makyaj yapardan seven sigaralarını içer Bembeyaz bir ruh gibi her sabah 5:30'da İşleri servisini bekler o kadar
İş yeriklerim, durumlara hep alışık. Hata yapmaz uykusuzlukta. Ölecek bilse de her şey gelsin. Robot gibi çalışır, dans eder, çalışır. Hep konuşur. Galiba ablam lanetli. Çünkü şarkıya yanlış pes yollar girdi. O yüzden hemen düzeltiyorum, özür diliyorum. Bir terslik var diyoruz biz de. Sohbete daldık. 80'lerden fırlamış Madonna saçlarıyla sabah kadını makyaj yaparken sever sigaralarını içer bembeyaz bir ruh gibi her sabah 5:30'da iş yeri servisini bekler Maroka'da işçiler bu durumda hep alışır. Hata yapmak uykusuzluktan öleceğini bilse de her şeye rağmen çalışır gerçek bir robot gibi çalışır dans eder çalışır çalışır sabah at yüzleri darbeli engelleme Facebook'tan sabah at camaya geç küfret hiç yoktan sabah at sen olmasan neden bu hayat çok boktan sabah at aşık olmuş herkes sana çoktan iş yerinde en çok konuşulan kız kimdir acaba gözleri gerçek mi lens midir şu duruma bak elimdeki telefon hiç kimseler hepsini duyan haince planlar yapar sabah at yüz beni dövmeni engelleme Facebook'tan sabah at canlıya geç küfret hiç yoktan sabah at sen olmasan neyden bu hayat çok boktan sabah at aşık olmuş herkes sana çoktan sabah at ah sabah at sabah at sabah at sabah at, yüz beni dövmeni engelleme Facebook'ta. Sabah at, canlıya geç müddet hiç yoksa. Sabah at, sen olmasan inan bu hayat çok boktan. Sabah at, aşık olmuş herkes sana çoktan. Murat'cığım çok teşekkür ederiz. Son iki şarkıyı dinliyoruz galiba. Bu arada ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Milletvekili Dursun Çiçek, Çorum Belediye Başkanı Yardımcısı Turan Attamaz, Melevitli'den Turan Can'dan yayınımıza katılacak. Murat Melih'in konserinden hemen sonra. Tekrar sizi Murat Melih'i baş başa bırakıyorum. Menekşen. Melek Şark Deniz, şimdiki parçamız. Melekşe, Akdeniz, al beni. Ufuktan kayboldum, hisset beni. Karoldum, karoldum, karoldum. Sevgilim, sar beni, sevgilim. Menekşe, Akdeniz, al beni. Kukukta kayboldum, affet beni. Kaldım, kaldım. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Gece gündüz peşindesin, alev alev düşlerdesin.
aklımdan çıkmaz sesim. Deli mavi mühim serseri, sınırsız benim resim. Menekşe Akdeniz al beni, açıkta kayboldum hisset beni. Kör oldum, kör oldum, kör oldum. Sevgilim, sar beni, sevgilim. Ellerim, gözlerim, dudaklarım. Alev almış, yanmışım. Çaresiz İlkbahar rüzgar tekrar yak beni. Sevgilim, sar beni, sevgilim. Gece gündüz peşimdesin, alev alev düşlerdesin, aklımdan çıkmaz sesin. Deli mavi gülüm sersin, açık saçık düşlerdesin, kılıksız benim resim. Stan'ın basları ve yani. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Bu şarkımızı da dinleyelim. Daha sonra Ebru Öztürk eğer hazırsa konserden hemen sonra Ebru. Peki, başlıyoruz hemen. Sevmek yasak. Herkes gibi olmayı çok isterdim. Hissetmeden, düşünmeden sessizce, çıkarsızca, uçmayan kalpsizce. Sevmek yasak, sevmek yasak. Bahar gibi dönmeyi çok isterdim. Mertlerle, çiçeklerle, coşkuyla, göklerinden, göklerinden hepsiydi. Sevmek yasak, sevmek yasak. Beni bulursun biliyorum, evimde bir his var, geleceksin biliyorum. Her geçen özlüyorum, ellerim ayrılır. Herkesle sevmeyi çok isterdim. Hissetmeden, düşünmeden sessizce, çıkarsızca, konuşmayan kalpsizce. Sevmek yasak, sevmek yasak. Sevmek yasak, yasak. Herkes gibi olmayı çok isterdim.
etmeden, düşünmeden sessizce. Kalpsizce, konuşmayan kalpsizce. Sevmek yasak, sevmek yasak. Bahar. Bahar gibi dönmeni çok isterdim. Meltemlerle, çiçeklerle, coşkuyla. Gözlerinden, ellerinden öpseydim. Sevmek yasak, sevmek yasak. Sevmek yasak, sevmek yasak. Sevmek yasak. Çok teşekkür ederim Murat Melih. Bu aslında en sevdiğim şarkılarından biriydi. Tanıtımda da bu şarkıyı kullandık. Evet, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim bu arada. Biz teşekkür ederiz gerçekten. Yüreğine, emeğine sağlık. Biz bu arada Ebru'yu davet edelim. Bu arada davet göstereyim sizlere. Evet. Merhabalar Orçun. Kusura bakma. Duyduk. Acı. Ses komanda tekrar arada olurdu. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Çok sağ olun. Yani verdiğiniz kararlarımız için çok teşekkür ediyorum. Keşke internet biraz daha olsa, daha iyi olsa daha da güzel olurdu belki ama inşallah duyuyoruz. Böylesi de iyiydi. Bir de yani katılmış olmanız böyle bir şeye çok teşekkür ederiz tekrar. Çok teşekkür ederiz. Sevgiler. Sevgiler. Bay bay. Şimdi ben yayından almayı bilmediğim için artık siz yaparsınız Muratçığım. Kapatırsınız. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan saygılar, sevgiler. Ebru'cum hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Fena değil. Çok teşekkür ederim yani, bu organizasyon için. Demek lazım, bilemedim yani. Evet, bugün farkındalık günü, 3 Aralık farkındalık günü. İnsanların bugün kutlama günü değil, bugün bazı şeyleri anımsama günü. En azından 365 gün içerisinde bir gün bile olsa insanların empati yaptığı bir gün. 365 günde bir gün hatırlanıyoruz. İsteriz ki insanlar empati yapmayı bilsinler ve her zaman bunu düşünebilsinler. Ben bu organizasyonu düzenlediğin için çok teşekkür ediyorum. Daha önce de bizim için çalışma yapmıştın. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Daha ben hiç teklif etmeden sağ olsun direkt olarak teklif geldi arkadaşımızdan bana destek olmak için Arjantin'den. Türkiye'den bizi duymuyorlar ama Arjantin bizi duyuyor. İkinci kez böyle bir desteği oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada müzik konusunda yine bizler hiçbir ücret ödemediğimiz halde sağ olsun Mahir arkadaşımızın desteğiyle Murat Melih Özen ve Orçun Bey katıldılar. İkisine de renk verdikleri için teşekkür ediyorum. Ve son olarak da Çorum Belediye Başkan Yardımcımız katılacak. Sayın Turhan Candan. Diğer taraftan basından birisi olsun dedik. Üç ayak, saç ayağı olsun. Oradan da Leblebi TV'den yani haber bölümünden bizi destekleyecekler. Diğer taraftan da sağ olsun ben ne zaman arasam olumlu cevap veren Dursun Çiçek. Sayın Milletvekilimiz Dursun Çiçek de farklı şeylerden, pencerelerden bakarak bizler hakkında konuşacaklar. Bugüne özellikle söylemek istediğim bir şey var mı Ebru'cum? Şimdi ben bugün bir karikatür gördüm. Çok anlamlı buldum. Hı hı. Orada şunu söylüyordu kısaca. Aslında çeşitli insanlar yani engeli olmayan insanlar engelli insanlara
sorun çıkartıyorlar. Kesinlikle. Belki böyle bir şey olmasa herkes daha rahat yaşayacak. Ama bunun zaten ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi bizim engelimiz neyse biz onunla beraber yaşamaya alışmış olan insanlarız. Ayağım kopmuş. Tek ayakla işlerini görmeye alışıyor. Veya gözü görmüyor mu? Gözü görmeden işte insanların sesinden onların kaç santimetre olduğuna kadar anlayabiliyor. Veya kişiliklerini edebiliyor ses tonundan. Bunu anlıyor. Yeter ki onlar bizim önümüze set koymasınlar. Bakın ben bir örnek vereyim. Biz epilepsiler olarak dünyada, Türkiye'de ve dünyada intiharlarda bir numarayız. Türkiye'de bunun haricinde işsizlikte de bir numarayız. Ve dünyada engel derecesi saptanamayan tek hastalığı. Şimdi bütün bu zorluklar varken epilepsi kendisi bu zorluklara göğüs germeye alışmış. Kendisini bu mücadelenin içine adamış. Fakat öteki taraftaki kişi ona kalkıp da sen epilepsilisin, şunu yapamazsın. Sen epilepsisin, işe giremezsin. İşte sen anne olamazsın gibi abuk sabuk şeylerle moralini bozuyorlar. İnsanları toplumdan dışlayarak bizi zor duruma sokuyorlar. Yoksa öteki durumlara biz rahatlıkla katlanırız ve katlanmaya devam ediyoruz. Sorun insanlar. Sorun hastalık değil. Sorun yaşadığımız değil, sorun insanlar. Bunun altını çiziyorum. Bütün her şeyde böyle ama. Biz bu sorunları nasıl aşabiliriz? Şimdi ilk önce bugün ben köşe yazımında da yazdım. Öncelikli olarak empati yapmayı öğrenirsek bütün sorunlarımızı çözeriz. Çok rahat çözeriz. Empati yapacağız. Neden? Ben görme engelli değilim veya yürüme engelli değilim. Ama ben kendimi eğer yürüme engelliyi gördüğüm zaman onun yerine koyabiliyorsam, o zaman empati yapabiliyorsam ben bir insanım. Bununla ilgili Tolstoy'un bir sözü var. Çok hoşuma gider benim. Diyor ki, eğer canın yandığında hissediyorsan canlısın. Eğer başkalarının canı yandığında hissedebiliyorsan işte o zaman insansınlar. Yani insanların iki bacaklı olmuş olması onun insan olduğunu göstermiyor. Çoğu kişi canlı. Ama bazıları da gerçekten insanların empati yaparak kişilerin yerine kendisini koyarak çok daha iyi hissediyor. Ben bununla ilgili iki ay önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeydim. Belediye Başkan Yardımcısı'yla görüşmeye gittim. Otogarda bir çalışma yapıyorlarmış. Dedim ki orada bir sorun var. Ben Ankara Otogar için size bir yazı yazacağım. Engellilerle ilgili. Bakın ben yürüme engelli değilim. Görme engelli değilim. Bu gibi sorunlarım yok. Ama ben bir insanım. Oturdum, bir dilekçe hazırladım. Oradaki eksiklikleri, daha önce Sakatlar Derneği Kadın Kolları Başkanlığı yapmış bir kişi olarak hazırladım ve gönderdim. Dedi ki Ebru Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bunu biz dikkate alıp da yapacağız. Demek ki onlar da insan. Onlar da engelli değil. Ama engelliler için neler yapılması gerektiğine dikkat eden kişiler. Önemli olan bu bence. Peki biz bu arada hatırlatalım. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Epilepsi Yaşam'da yapıyoruz bu yayını. Dernek hayatta kalabilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla kesinlikle. Hem benim sayfamda hem Epilepsi Yaşam Derneği sayfasında hesap numaraları var. Bu hesap numaralarınıza gönlünüzden ne geçerse destek olursanız çok iyi olur. Bu arada Dursun Bey programı seyrediyor mu bilmiyorum. Ben kendisine davet yolladım, görmedi. Ümit ederim birazdan görür. Bir daha davet yollayamıyorum şu an için kendisine. Eğer lütfederse çok sevinirim. Hepimiz seviniriz aslında. Biraz sonra bağlanacak. Evet. Bu bugün
Destekle ilgili ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Biz 2001 yılında epilepsiler için çalışmalar yapıyorduk. Bu Cerrahpaşa ile yaptığımız bir çalışmaydı doktorlarla. Daha sonra 2003 yılında kurulduk arkadaşlar. İlk derneğimiz bizim Epilepsi Hastaları Derneği'ydi. Ekonomik nedenlerle bir süre sonra çıkmaza girdi. Çünkü biz hiçbir harcama yapmasak bile, bakın bizim bugüne kadar hiçbir yerimiz olmadı. Görüşmeye gelelim diyorlar, bizim ofisimiz yok. Koskoca 950 bin kişiyi temsil ediyoruz, ofisimiz yok. Ama ona rağmen her ay bizim muhasebeci parası vermemiz gerekiyor. Her ay bizim devlete vergi vermemiz gerekiyor. Her ay bizim bunlarla ilgili çıktıların alınması gerekiyor. Yani hiçbir şey yapmasak bizim o ayda 650 lira otomatik olarak gidiyor. Hiçbir harcama yapmasak da. Şimdi daha evvelki dönemlerde hep ekonomik nedenlerle Epilepsi Hastaları Derneği'ni de ben kurdum. Ama Epilepsi Hastaları Derneği de ekonomik nedenlerle kapandı. Yok yani ben arabamı sattım daha evvel, bu da verdim. Bir dönem, sen de biliyorsun bunu, işe girmedim, çalışmayıp derneği yöneteyim dedim. Çünkü dernek yönetilmiyor. Arabamı sattım, onu da yedim dernek uğruna. Ama artık harcanacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Sizler de bizlere küçücük küçücük katılımlarda bulunursanız, bunlar 30 lira olur, 50 lira olur, damlaya damlaya göl olur. Keşke herkes içinden kopup her ay 5 lira para göndersin. 5 lira. Çoğunuz üye değilsiniz bize. Üye olmak için hayatınız boyunca bir kere 50 lira vereceksiniz, o kadar. Yani bir kere ödüyorsunuz. Bizler sizlerden çok büyük paralar almıyoruz. Ama yani sizler katılım sağlamazsanız bizlerin sesi fazla çıkmaz. Bakın geçenlerde ne yaptılar? İlaçlarının paraları ödenmiyordu. SMA hastalarının. Hepsi bir araya geldiler, konuştular, direndiler. SMA şimdi ilaçları ameliyat için destek verecek Sağlık Bakanlığı. Öbür tarafta LÖSEV'in sesi çıkmıyordu. Bir araya geldiler, birleştiler, vakıf oldular. İstediklerini yapıyorlar. Biz niye yapamayalım? Biz niye yapamayalım? Ayaklarımızın üzerine durduktan sonra. Peki Ebru'cum, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün de destek verdiğiniz için. Davet yollayamıyorum tekrar Dursun Bey'e. Milletvekili Sayın Dursun Çiçek. Tamam. Eğer yayını seyredersen lütfen yayına katılsın. Onun dışında tamam. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turan Atlamaz, Bellevi TV adına Turan Candan yayına katılacak. Şimdi ikisinin de ismi birbirine karışıklık olmasın diye tekrar edeyim. Turan Atlamaz, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı yayınımıza katılacak. Yok, Turan Atlamaz, Leblebi TV, Turhan Candan, Belediye Başkan Yardımcısı. Pardon, ben de bak şimdi karıştırdım söylerken. İsimler çok benziyor birbiriyle de ilk kez duyduk. Biri Turan, biri Turhan. Onun için benzerlik var, evet. Yanı sıra demin Ebru anlattı derneğin ne durumda olduğunu. Bununla ilgili destek olmak isteyecek herkes hem benim sayfamda hem Epilepsi ve Yaşam Derneği sayfasında hesap numarası var. O hesap numarasından bize bir katkı sağlayabilirler. Yani Epilepsi Derneği'ne bir katkı sağlayabilirler. Ebru'cum bir istersen tam Bey'i ve Dursun Bey'i bir telefonla ara, çünkü ben yayında olduğum için arayamayacağım. Ben arıyorum. Daha sonra tekrar. Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum organizasyon için. Bütün arkadaşlarımı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tekrar her zaman hatırlanmak ve hatırlatmak dileğiyle sevgiler, selamlar sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar herkese. Ben diğer konuklarımızı buradan davet etmeye çalışacağım. Şimdi. Çok da sizi bekletmek istemiyorum.
Siz diğer kişiye bağlanın, ben milletvekilimize diyeceğim. Bu arada milletvekilimizin bir programı vardı. Uğur Dündar'la programa çıkacaktı. Ben kendisini biraz önce aradım. Tamam, ben o programa çıkmayacağım. Kendisini arayacağım, Uğur Bey'i size katılacağım dedi. Sağ olsun yani. Çok teşekkür ederim. Yardımları için. Hı hı. Baktım ama şu an konuklara buradan ulaşamıyorum. Onlar eğer katılma daveti yollarlarsa daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü kendilerine ulaşamıyorum şu an. Tamam. Ben olmazsa onları ayrı ayrı telefonla da ararım. Ben tamam. İstersen programdan çıkayım. Ben onları arayayım. Dursun Bey'i bir ara. Tamam. Çünkü davet gönderdiğimde gitmiyor şu an. Sanırım telefonuna bakmıyor. O yüzden de gitmiyor. Olabilir, olabilir. Dursun Bey'i ararsan sevinirim. Tamam, peki. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Tamam, evet, Ebru genel olarak Epilepsi Derneği'nin sorunlarından bahsetti. Yanı sıra bugün Dünya Engelliler Günü olduğu için çok önemli olan bir şeyi vurguladı. Aslında çoğu zaman engelli olmayanlar engellilerin hayatını çok zorlaştırıyorlar gerçekten. Ben de bir dönem pek çok yayında anlattım. Koltuk deneyiyle dolaştım, bir süre bastona dolaştım. Aynı şeyleri ben de yaşadım hakikaten. Bu anlamıyla belki de her şeyden evvel karşı tarafın neler yaşayabileceğini düşünmek çok önemli. Bugünkü yayınımıza daha önce de söylediğim gibi Sayın Milletvekili Dursun Çiçek katılacak. Turan Atlamaz katılacak ve Turhan Candan katılacak. Nebevi TV ve Çorum Belediye Başkanı da katılacak. Bu arada Epilepsi Derneği'ne destek olmak isterseniz hem benim sayfamda hem Epilepsi Derneği'nin sayfasında hesap numaraları var. Onlara yardımcı olursak çok sevinirim. Konuklarımı bekliyorum. O yüzden biraz sözü uzattım. Kusura bakmayın. Çünkü aynı anda yani yayındayken onları aramam pek mümkün olmadığı için gene de deniyorum şimdi bir ama yok. Olmuyor. Leblebi TV acaba hazır mı? Hazırda mı? Onu da yayına alalım. Yok herhalde. Hazırda değiller. Onları bekleyelim bu arada. Bu arada yayınlarımızı takip edenler var, etmeyenler var. Onlar için bir açıklama yapayım. Biz geçen sene Gülünce Çok Güzel Oluyor Türkiye diye bir programa başlamıştık. Ve Türkiye'nin önde gelen karikatüristleri ve mizahçılarını konuk etmiştik. O programa bir sürü ara verdik ama şimdi yeniden başladık. Bu hafta Mehmet Çağçağ konuk ettik. PRT TV YouTube hesabından o röportajı seyredebilirsiniz. Orada hem mizah dünyasını anlatıyor genel olarak, hem Leman dergisini, biliyorsunuz kendisi Leman dergisinin hem sahibi hem yöneticilerinden bir tanesi, hem de Cem Yılmaz'ın ilk sahneye çıktığı yılları anlatıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Ebru bana mesaj atmış. Ben Dursun Bey'im davet yollayamıyorum. Katılma daveti kendisi atarsa hemen onu yayına alabilir. Tekrar deneyeyim ben Dursun Bey'e davet atmayı ama bugün birkaç kere denedim yayın sırasında. Yok.
Dursun Bey yayını, ben yayını alamıyorum. Kendisinin yani katılma isteği yollaması gerekiyor. Biz bu arada Turhan Candan'ı yayını alalım. Dursun Bey gelene kadar. Turhan Candan'a şimdi gitti davet sanırım. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. İşte bugün bunlarla daha da iyi olur. Çok sağ olun katıldığınız için. Eyvallah. Çok mutlu oldum sizlerle tanışmaktan. Doğrusu nasıl bir program olacağını çok da merak ediyorum. Peki. Biz de merak ediyoruz. Sizi tanımayanlar için kendinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Turan Candan. Çorum Belediye Başkan Yardımcısıyım. Aslen Orduluyum. Öğretmenlik yaptım bir süre. Ticaret yaptım. Bir süre siyaset yaptım. Ve 12 yıldır da Çorum Belediyesi'nde çalışıyorum. Yani benim 3. dönemim, biliyorsunuz belediyelerde 5'er yıllık dönemlerle bu vazifeler yapılır. Benim 3. dönemim. Belediyede kültür sosyal işlerden sorumluyum. Sosyal yardım işlerinden sorumluyum. Basın ve halkla ilişkilerden sorumluyum. Dolayısıyla engellilerle ilgili faaliyetler, kültürel faaliyetler, bu benim sorumluluk alanımda. Bugün de Engelliler Günü olduğu için dün ve bugün gün boyu birçok etkinliğimiz oldu. Sizlerle tanıştığım için çok mutlu oldum. Biz de çok mutlu olduk. Biraz bahseder misiniz? Bu engelliler yaptığınız organizasyon. Evet. Biz bu faaliyetlerimizi Çorum Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü Kent Konseyi şehirde bütün sivil toplum örgütlerine hitap eden bir yapı. Hiçbir siyasi yanı olmayan, dolayısıyla tüm hemşehrilerimize içeren bir yapı. Bunun için Kent Konseyi ile birlikte yaptık. Şehrin bütün engelli derneklerinin katıldığı bir organizasyonu dün akşam gerçekleştirdik. Şehirde hangi engelli derneği varsa, ne kadar üyesi var yok bunlara bakılmaksızın ya da hangi engel grubuna hitap ediyor buna bakılmaksızın hepsini üyeleriyle birlikte bir araya getirdik. Bir yemek programımız oldu. Engellilere destek veren kurum ve kişileri de davet ettik. Onları da bir araya getirdik. Onları onore ettik. Belirli ödüllerle ve plaketlerle herkesin engellilere destek olması konusunda teşvik etmek amacıyla onları sahneye aldık. Engellilerle birlikte yemek yediler. Herkes karışık bir şekilde, protokolü ayrı bir masa ya da işte iş adamları ayrı bir masa falan değil. Tamamen dağıttık. Herkesin masasında engelli ailesi ve işte bir gönüllü bulundu. Aslında bir yerde farkındalığı artırma ve iş birliği olanaklarını görme ve yapılan doğru adımları pekiştirmeye yönelik bir faaliyetti. Bugünkü faaliyetlerimiz de farklı engel gruplarına yönelik farklı faaliyetler yaptık bugün. Çorum Belediyesi olarak bizim tabii engelli eğitim merkezi diye müstakil yapılarımız var. Rehabilitasyon merkezimiz var. Yine belediyemiz bünyesinde. Hem buradan hizmet alan hemşehrilerimizi bir araya getirdik. Hem de bizim bizimle birlikte olmayıp özel kurumlarda, özel rehabilitasyon merkezlerinde olanları bir araya getirdik. Görme engelliler için ayrı bir etkinlik yaptık. İşitme engelliler için ayrı bir etkinlik yaptık. Az önce bitti bir golbol
turnuvamız vardı. Görme engelliler için. Bizler de katıldık. Vatandaşların da katılımını sağladık. O etkinliğe, o maça katılımlarını sağladık. Tabii çocuklara yönelik ayrı etkinliklerimiz oldu ki yarın da devam edecek bu etkinliklerimiz. Bu anlamda Çorum Belediyesi olarak iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz ama mutlaka yapmamız gereken birçok şey daha var. Bunları programlayıp yapmak, bundan sonraki süreçte tabii bunu görev addediyoruz. Anladığım kadarıyla siz Çorum Belediyesi olarak sadece belediye olarak geldi. Sesiniz biraz kesik geliyor ama benden mi kaynaklı acaba? Galiba sizden. Ben sizin sesinizi gayet iyi duyuyorum çünkü. Şunu sordum, belki şimdi iyi gelir sesin. Zaman zaman olabiliyor böyle şeyler. Anladığım kadarıyla Çorum Belediyesi'nin sadece bugünle ilgili değil, belediye olarak engellilerle ilgili bir projesi var. Evet, engellilerle ilgili her gün hizmetlerimiz var. Engelli eğitim merkezimiz var mesela. Engelli eğitim merkezimize eğitilebilecek durumda olan engellilerimizi evlerinden kendi servisimizle alıp gün içerisinde o eğitim merkezine getirip o gün içerisinde orada o eğitimi onlara verip akşam da evlerine bırakıyoruz. Hiçbir ücret almaksızın bunu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca rehabilitasyon merkezi var. Orada aynı işlemleri de orada da yapıyoruz. Her geçen yıl sayımız artıyor. Hitap ettiğimiz, hizmet verdiğimiz engelli sayısı artıyor. Ve bunun artması için de özel gayret sarf ediyoruz. Yatırım planlamalarımızda da en önemli başlık engelliler. Çünkü en fazla desteğe ihtiyacı olan bu dünya nimetinden en az istifade eden kesim engellilerimiz. O yüzden onlar için bugüne kadar yapılmayan her şeyi aslında biz kendi üzerimize bir vebal olarak görüyoruz. Ama bu vebal bir an mümkün olduğu kadar azalsın, mümkün olduğu kadar engellilere hak ettiklerini verelim istiyoruz. Böyle bir bakış açısı Çorum Belediyesi yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır, 3 dönemdir ben bu işin içindeyim. Böyle bir vizyonla hareket ediyor. Engellilerimiz de bundan memnunlar diye düşünüyorum yani. Siz eğitimden bahsederken şöyle söylediniz. Eğitim alabilecek derken kastettiğiniz evet. Zihinsel eğitim alabiliyorsunuz, alamıyorsunuz der de hangi tanışma olmasın diye düzeltin. Eğitimden kastettiğim tabii mesleki beceri anlamında. Mesleki eğitimden bahsediyorum. Tabii herkes mutlaka herkesin alabileceği bir eğitim var veya işte eğitimle herkesin hayatına olumlu dokunuşlar yapmak mümkün. Ama burada mesleki eğitimden bahsediyorum. Mesleki beceri kazandırmaktan bahsediyorum. Burada enstrüman çalmayı öğrenen gençlerimiz var. Burada yemek yapmayı öğrenen gençlerimiz var, engellilerimiz var ki biz onlara yakın gelecekte engelsiz kafe diye bir kafe açıyoruz. Orada çalışanların tamamı engelli olacak. Biz onları şu anda engelli eğitim merkezimizde eğitiyoruz ve oradan o engelsiz kafemizde herkes hizmet alacak ama o hizmeti engellilerimiz verecek. Hem onlar orada istihdam olacaklar, hayata katılacaklar, para kazanacaklar. Hem de insanlar onlarla kaynaşmış olacaklar. Yani onları görmüş, onlara günlük yaşamda eşlik etmiş olacaklar. Öyle bir sosyal de bir proje önümüzdeki ay inşallah orayı da faaliyete geçireceğiz. Vallahi bu projeniz için ayrıca ben sizi biliyorsunuz biz aslında YouTube'da yayın yapıyoruz. PR TV olarak. Sadece özel yayınları Instagram'da. Bizi ayrıca bunun için konuk edelim sizden başkanı.
Çok önemli bir proje çünkü. Engelsizler ayrıca konuk edelim. İnşallah. Bir ilinde, ilçesinde ne kadar engelli nüfusu var? Bunu bir tam rakamı nedir? Ya, tam kayıtlı bir rakam yok. Ama nüfusun %8'i ortalama engelli olarak bize ifade ediliyor. Biz de toplam nüfusumuzun 300 bin civarındaki kent merkezi nüfusumuzun %8'i gibi baktığımızda yaklaşık 20-25 bin gibi bir engelliden bahsetmek mümkün. Ama tabii bunun oranları değişik. Engellilik oranları değişik. Ama potansiyel olarak 20-25 bin civarında engellimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu arada Sayın Çiçek programı seyrediyorsa ben Sayın hoş geldiniz. Yolladım davet. Daha sonra ona davet yollamaya Instagram Çiçek'ten rica ediyorum. Seyrediyorsun. Alt tarafta ekran açıl diye bir tip olmaz. O butonu basarsa ben onu direkt alabilirim. Çünkü benim kendisini davet etmeme Instagram ver. İşte ben kendisine dedim tüm tıklamamız gerekiyor. Kusura bakmayın dedi. Hani, yapamadım. Ben bilemedim bu işi. Ayrılacağım olmazsa dedi. Yüzükten ayrılmayın. Bir saniye ben kendisine iletişim geçeceğim dedim. Bunun için mesaj attım sana. Bu arada başkan yardımcımız öncelikli olarak katıldığı için Sayın Bey teşekkür ediyorum. Ben de o 3 yıl evvel benim Cumhurbaşkanlığı'na gönderdim bir proje. Dernek olmadığımız için o dönemler yapamadım. Şu anda benim o projem şeyde İçişleri Bakanlığı'nda onayı bekliyor. Eğer isterseniz sizinle beraber bir çalışma yapabiliriz. Ben otel müdürlüğünden geliyorum. Eğitimler konusunda falan da yardımcı olurum. Eyvallah. Tamam. Ebru, şöyle bir şey yapalım rica edeceğim senden. Yayından çık, tekrar alalım seni. Çünkü eko yapıyor senin sesi. Tamam, peki. Yani bu arada Turan Bey'le konuşmaya devam edelim. Kusura bakmayın, arada başka bir şey söyledim. Siz dediniz ki, tam senin belli değil. Siz Çorum kadar engelli olduğunuz sayının olmadığını, tam sayının olmadığını söylediniz ama evet. Olan sayı var, onu söylemek istedim. İllerde, büyükşehir olmayan illerde bu kayıtları belediye tutmaz, Aile ve Sosyal Hı-hı. Politikalar İl Müdürlüğü tutar. Bize kesin bir veri olmadığını söylüyorlar. Sadece oran söyleyebildiklerini söylüyorlar. Oranı da %8 diyorlar. Nüfusun %8'i yaklaşık bizde 24 bin ediyor. 20 ile 25 bin arasında engelli olduğunu düşünüyoruz. Anladım. Biliyorsunuz biz bugün biraz da bu yayını yapmamızın nedeni bu farkındalığı arttırmak. Hem de destek sunmak. Siz de eğer belediye olarak en azından destekte bulunursanız tepsi derdine gerçekten anlattı Ebru. Yani bir sürü bile yok. Çok sevineceğiz. Buradan ilan ederseniz çok sevinirim. En azından belki başkalarının da destek olmasına sebep olur. Elbette Epilepsi ile Yaşam Derneği'nin Çorum'da kurulacak olması bizi sevindirdi. Sonuçta insanlara, yardıma ihtiyacı olan insanlara, desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım için bir kurum şekillenmiş oluyor. Bizim de yerel yönetimler olarak görevlerimizden, önemli görevlerimizden bir tanesi de bu. Yani dezavantajlı kesimleri öncelemek durumundayız yerel yönetimler olarak.
Aslında devlet olarak böyle, yani sadece yerel yönetim değil, tüm devletin sosyal vasfından dolayı bunu yapmamız gerekiyor. İnsani olarak da bunu yapmamız gerekiyor. Ve biz bunun farkındayız. Sizin derneğinizi de Çorum'da görmek bizi mutlu etti. İnşallah elimizden gelen katkıyı kendilerine yapacağız inşallah. İnşallah. Şimdi bir başka kişi takibi aldı beni. Bu Mustafa Bey'in diğer hesabını bilemedim. M. Dursun Çiçek. Ümit ederim. Kendisidir. Deneyelim. Sanırım evet kendisi. Başka bir hesaptan. Bendeki Dursun Bey sanırım şimdi yapıyorum. Ümit ediyorum. Geçen aylarda yaptığımız kendisini yayına alamadık. Ben de çalışıyordum. Kendisini yayına Bu arada belediye başkanımızın da şu anda bu canlı yayını izlediğini görüyorum. Çorum Belediye Başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey de şu anda canlı yayınımızı izliyor gördüğüm kadarıyla. En kısa zamanda konuk etmek istiyorum. Yani evet, keşke şu anda kendisini de canlı yayında görebilsek diyorum ama mümkün müdür bilmiyorum tabii. Yani şöyle mümkün. Beyefendinin benim hesabıma eklemesi gerekiyor. Hesaba çıkarsa Anladım. Yani beyefendi bunun için eğer bir hazırlık yapmak gerekiyor sanıyorum. o Daha çok basit bir şey yani hemen takibi alırsa beni zatenlerini yayına alabilirim. artık onu bir başka programda, daha özel bir programda yapalım inşallah. Tamam. Peki o zaman Ebru'dan benim telefonumu alır isterseniz Başkanla beraber sizi daha sonra konuk edelim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Peki size çağrı yaparsanız insanlar ciddiye alırlar ve daha destek olurlar maddi manada Epilepsi Derneği'ne. Sizden o çağrıyı duyup ondan sonra Ebru'yu alalım. Evet, tüm vatandaşlarımızı Epilepsi ile Yaşam Derneği'ne katkı yapmaya davet ediyorum. Bu konuda farkındalığın artması oldukça önemli. Bütün engel gruplarında olduğu gibi epilepsi engel grubunda da ciddi anlamda desteğe ihtiyaç var. Biz de Çorum Belediyesi olarak bu desteği vermeyi taahhüt ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim size. Hoş geldiniz Dursun Bey. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çorum'a da selamlar. En sonunda sizin bağlantı kurabildim. Estağfurullah. Yok, anladığım kadarıyla sadece sizden kaynaklanmadı. Sistemle ilgili de bir sıkıntı oldu. Yani çünkü ben size yolladım davet ama gelmedi falan. Sadece sizinle alakalı değil yani. Hoş geldiniz. Siz herhalde Türkiye'deki en bilinen milletvekili isimlerinden birisiniz. Yani tabii yaşadıklarımız dikkate alındığında Türkiye'de benzer şeyleri yaşayan insan nadir bulunur yani. Özellikle Evet. siyasetçi. Ben çok uzun süredir Türkiye'de yaşamıyorum. 12 sene kadar oldu. Aklıma gelen ilk milletvekili isimlerinden bir tanesi de sizsiniz. Yani tabii dünya küçüldü. Türkiye'de yaşananları sizlere kadar ulaştırdıysak ne mutlu bize. Vallahi duyduk. Bugün partinizin Kültür Sanat sorumlu Gamze Hanım'da gazetesinden Gamze Akkuşlu bir post yayınladı ekranda. Dünya Engelliler Peki partinin genel olarak bu konuda bir projesi, bir fikri var mı? Ben Ee,
Mutlaka var. Temsilcileri de var. Her ilde komisyonlarımız da var. Ancak bunların yeterli olduğu kanaatinde değilim. Şöyle düşünüyorum. Yani kapalı ortamlarda, açık ortamlarda yani seçmen oldukları oranda sırf engelli kardeşlerimiz için değil, kadınlar için, gençler için şimdi bir önerge verdiler kadınlar için. Verdiler. Buna engelmiş de yok. Aslında Hürriyet Halk Partisi kontenjan merkez listeleri hazırlıyor. Engelli kardeşlerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi seçmen oldukları oranda. Yani, bütün ortamlarda, yani il ilçe yönetimlerinde, genel merkezde, MYK'da, mecliste temsil hakkı vermelidir. Bir asker kökenli siyasetçi olarak bunu inanın her ortamda vurguluyorum. Özellikle de genel başkana söylüyoruz. Şimdi bir teklif verildi, mecliste reddedildi biliyorsun. Kadınlar %50 oranda mecliste olsun diye. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda örnek olabilir. MYK'da, parti meclisinde, mecliste, il ilçe yönetimlerinde yani engellileri ve kadınları seçmen oldukları oranda tabii demokrasinin gereği en az budur. Temsil hakkı tanımalıdır. Bunun için örnek olmalıdır. Ben özel bir soruyla devam etmek istiyorum mümkünse. Gerçekten kendi inandığınız, kendi düşündüğünüz sebeplerden ötürü çok zor zamanlar geçirdiniz. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz tüm bunlardan sonra? Şimdi tabii biz yani 1976'dan beri eğitimle beraber askeriz. Zor şartlara göre eğitildik. Hem psikolojik olarak hem fiziki olarak. Dolayısıyla verdiğimiz mücadeleyi de tam borcu olarak kabul ettik. Özellikle bu emperyalizmin ihanet çetesi, FETÖ pas davaları, tabii paralel devletin her iki tarafıyla, siyasi iktidarla belli bir noktaya getirdik. Tabii bu kumpasta bu görev alan bütün tanık, gizli tanık, hakim, savcı, polis hepsiyle hesaplaşıyoruz Türk yargısında. Bir tek siyasi ayak kaldı. İnşallah onlarla da hesaplaşırsak bu defterin helalleşme safhasına geçeceğiz. Türkiye gençleri, çocuklarımız böyle karanlık günler, adaletsiz hukuklar yaşamasın diye bunu yapanlardan milletçi hesabını soracağız. Peki yargıda bazıları hesaplaşıyoruz diyorsunuz. Gerçekten bu nasıl doğru cümleyi kurmaya çalıştım? Hukuki olarak bir karşılığı var mı bu davalarda? Var tabii. Ya olumsuzlara dönüyor mu size? Şimdi yani bizi yargılayan sözde tabii örgütün talimatlarına göre iş gibi yapan yani bütün hakim savcılar toplam 100 tane var. Polisler 50 tane var. İşte bilirler imza dursun çiçeğindir diyen o sahte imzaya 18 kişi var. Yani gizli tanıklar var. Gazeteciler dava açtık. Mahkumlar, tazminata mahkum oldular. Dolayısıyla siyasi ayak hariç hepsi hesaplaşıyor. Bunun hesabını gördük. Kapandı. Kararlar sayıda devam ediyor. Sanırım bu süreçte en çok aileniz de zarar gördü. Daha önceki zorlu dönemde. Sadece siz değil, aileniz daha çok zarar gördü. Yani biz buna hazırdık. Aile özellikle cezaevi yollarında Silivri, Ankara'dan sonra İstanbul'dan maddi manevi işkence gördüler. Süreç uzadıkça da mağduriyet arttı. Ama onlar da bu süreçten daha donanımlı, daha mücadeleci olarak çıktılar. Tabii hukuk ve adalet mücadelesinde de her zaman yanımda zaten kızım avukat. Avukatım aynı zamanda. Eşim emekli oldu hep yanımızda. Oğlum da yurt dışında. O da oradan destek veriyor. Neyse en azından en zor kısmını atlattık diyebiliriz herhalde şimdi. Evet. Sağlıklı bir şekilde atlattık. Bir sürü badire sonra sağlıklı bir şekilde atlattık. Biliyorsunuz bu sıkıntılara dayanamayan intihar eden kardeşlerimiz oldu, adalet şehitlerimiz oldu. Onları da bu vesileyle rahmetle, saygıyla anıyorum. Ya da sağlığı bozulan ölen insanlar oldu yanı sırada. Onlardan geçiren ya da başka türlü rahatsızlıklar geçiren insanlar da oldu. Bu arada sizin
Bugün aslında başka bir yayınınız varmış. Sanırım Uğur Bey'le bir yayınınız varmış. Gene de katıldığınız için, katılmayı tercih ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben gerçekten çok merak ediyordum ve hatta bir ara Ebru'yla da konuştuk bunu. Dedim ki yani bu bizim epilepsiyle ilgili yaptığımız yayının dışında ben Dursun Bey'i zaten yayına çok almak istiyorum. Ne kadar bahsetti size bilemiyorum Ebru ama bizim aslında YouTube'da bir kanalımız var. Orada Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, akademisyenleri ve zaman zaman da politikacılarıyla röportaj yapıyoruz. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz şeyleri bir gün daha ayrıntılı sizinle konuşup genel bir biyografik röportaj yapmayı çok arzu ederim. Mutlaka biz de mutlu oluruz, şeref duyarız. Tabii epilepsi konusu da benim kardeşimin oğlu var. 3 yıldan beri epilepsi hastası. Yakından tedavisiyle uğraşıyoruz. Belli bir eğitimiyle uğraşıyoruz. Belli bir aşama geldi. Dolayısıyla onu da aile içinde bütün sorunlarıyla kamu anlamında, destek anlamında her yönüyle yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuda elimizden gelen şeyi de veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Ama esas olan da bu kardeşler engellilerle beraber yönetimde, mecliste, her yerde görev almaları, kendi sözcük seslerini kendileri duyurmalarıdır. Sizler gibi insanların bu tür yayınlara katılması bile çok önemli bir destek tabii ki. Biz bugün mesela çok uğraştık derneğe. İşte insanlar 100 lira, 500 lira, 1000 lira artık ellerinden ne kadar geliyorsa destek olsunlar diye. Fakat pek başarılı olamadık açıkçası. Derneğin bir ofisi bile yok. Yani bir en azından ofis masraflarını giderebilsinler, yapabilsinler diye. Ama galiba insanlar, belki de bir sürü insanın zor durumda olmasından ötürü yeteri kadar duyarlı davranamadılar. Dolayısıyla sizin gibi insanların bu ve benzeri yayınlara katılmış olması çok önemli. Evet. Aynen katılıyorum. Tabii SMA hastaları için mesela en son Sağlık Kurumu'nun aldığı kararlar var. Yani tabii toplumsal duyarlılığın bir sonucu. Dolayısıyla benzer çalışmaları hep birlikte yapmalıyız. Ailelerin, kardeşlerimizin, epilepsi hastası olan kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulmak esasında sosyal devletin görevi, sağlık hizmeti sağlamak devletin görevi. Bu konudaki eksikleri karşılamak, ilgilerle konuşmak, bu noktada randevular, görüşmeler, zaten başkanımıza da görüşüyoruz. Biz her türlü desteğe hazırız, vermeye de devam edeceğiz, evet. Çok teşekkür ederim. Ben size bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu soru biraz açıklayarak soracağım, yanlış anlaşılmasın diye. Şimdiki iktidarın çok uzun yıllardır olumlu anlamda değil, olumsuz anlamda tavrının çok militar olduğu ve sivil olmadığı yönünde yazılar var. Aslında başka cümlelerle söylüyorlar bunu. Ben doğrusunu söylüyorum size. Siz de böyle görüyor musunuz? Şimdi tabii siyaset aslında hizmet yarışı olmalı. Yani insanları da insanların ihtiyaçlarına olan işte hepsinden diğer engelli kadınlardan gençlere, eğitimden sağlığa partiler hizmet yarışında ortaya koydukları bir liyakat ve nitelikle oy almalı. Yoksa etnik temelde, dini temelde, mezhep temelinde siyaset biraz önce söylediğiniz hassasiyetlere ve zafiyetlere neden oluyor. Yani kutuplaşmaya neden oluyor. Dolayısıyla temel sorun bu. Yani aslında işte kışlaya, okula ve ibadet yerlerine siyasetin girmemesi de bu temelden hareketle oluşuyor. Şu an ne yazık ki siyaseti özellikle mezhepler anlamında anlamda da siyaset yapan partilerimiz var. Ayrışmaya neden olduğu için hizmet yarışı siyasetin temel konusu biraz ikinci planda kalıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla ekonomik sorunlar vatandaşın etnik ve mezhep şeylerini ikinci plana atıyor. Yani tencereye müdahale edince duygusal oy verme eğilimleri ekonomiye göre oy verme eğilimlerine dönüşüyor. Birde de böyle oldu. Daha önce de böyle oldu. Sanırım seçimde de ekonomik nedenlerle yönetemediği için değişecek diye
görüyorum. Dolayısıyla bir devir kapanacak. İnşallah hizmet yarışının başladığı bir siyasi gelişmeye hep birlikte şahitlik edeceğiz. Sizce bir erken seçim olacak mı? Ben beklemiyorum. Şöyle bir risk var tabii hukuki anlamda. Bunu da üçüncü dönem gibi gözüküyor. Benim de görüşüm o yönde Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Dolayısıyla anayasa da üçüncü dönem yasak, kapalı. Dolayısıyla böyle bir risk görürse erken seçim yapabilir. Onun dışında başka bir faktör. Onu erken seçim yapmaya zorlamaz. Bahçeli tabii çok önemli. MHP çok önemli. İkisinin erken seçim yerine normal seçimi zorlayacağı kanaatindeyim. Peki çok genel bir soru sormak istiyorum size. Genelde şöyle derler askerler için. Askerlik hayatları bittikten sonra biraz yaşama adapte olmakta zorluk çekerler derler sivil hayat manasında. Siz böyle bir zorluk yaşadınız mı? Şimdi bizim askerlik hayatımız cezaevinde bittiği için böyle bir zorluk yaşamak. Yani muazzam askerken, albayken tutuklandık. Askeri cezaevinde kaldık. Bir sene sonra emekli edildik. Sivil cezaevine nakledildik. Dolayısıyla bu intibak süresi cezaevinde geçti. Ama şu var tabii, ben öğretmen okulu mezunuyum. Köy enstitülerinin devamı olan bir okul mezunuyum. 7 sene sivil asker işbirliği gibi sivillerle birlikte toplantılar yapıldı. Sivil hayata yakın bir askeri görevde bulundum Genelkurmay'da. Dolayısıyla bir intibak sorunu yaşamadım. Sosyal medya, internet siteleri, görev alanlarım içinde olduğu için bir adaptasyon sıkıntısı yaşamadım diyebilirim. Yani bunu biraz size sormamın nedeni şuydu aslında. Bu bir şehir efsanesi gibi bir laf mıdır? Yoksa genelde, zaten üzerinden söylemiyorum sadece, askerler için öyle bir zorlayıcı dönem oluyor mu emekli olduktan sonra? Ben askerler o sıkıntıyı daha çok hakim savcılar için görüyorum. Yani onlar tabii yargılayacakları veya sanık olacak insanlarla ki öyle talimatlandırıyorlar. Sosyal ortamda beraber olmuyorlar. Genelde kendi aralarında sosyal faaliyetler yapıyor. Askerler de böyle. Biraz ordu evleri, kışlalar falan onlar kapalı ortam. Aslında bunlar doğru şeyler değil. Yani askeri de subayı da sivillerle iç içe, halkla iç içe yaşatmakla. Tabii ülkemizde bir terör tehdidi var. Onu dikkate aldığımızda diğer faktörleri ikinci planda bırakıp asker sivil kaynaşmasını işte sokakta, mahallede yaşama kadar indirgememiz lazım. Doğuda, güneydoğuda terör, can güvenlik tehlikesi varsa orada tabii lojman olabilir ama diğer şehirlerde böyle bir şeyin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Lütfettiniz hakikaten. Sizler gibi insanların yayınlarımıza katılması çok önemli. Daha çok ses duyabiliyoruz. Ümit ederim en kısa zamanda da zaterlerinizi özel bir röportaj için konuk alırız. Bu arada Gamze Hanım'la karşılaşırsanız lütfen söyleyin. Kendisini röportaja bekliyorum. Tamam. Ben mesaj attım ama dönüş alamadım. Siz de söylerseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle sizi tanışmamıza neden olduğu için de başkanımıza Ebru Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. İyi akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ümit ederim belki bir gün burada karşılaşırız. İnşallah. Belki resmen bekleyebilirsiniz. Evet, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlık. Kendinize iyi bakın. Leblebi TV temsilcisine mesaj atmaya çalışıyorum. Davet etmeye çalışıyorum ama gitmiyor davet. Kendisi acaba bir davet yollayabilir mi? Bu arada Ebru'yu tekrar yayına alalım. Şimdi konuklar dışında ekstra kimseyi yayına alamıyoruz. Arada bana başka davetler, yayına katılma davetleri geliyor ama kusura bakmayın, yayını da çok uzatmak da istemiyoruz. Dolayısıyla
Ebru Hanım'ı, daha sonra Leblebi TV, Turan Bey'i yayına alacağız ve yayını kapatacağız çok da uzatmamak için. Geçen sefer bayağı uzun yapmıştık, 7 saat falan kadar. Ümit ederim. Turan Bey yürür davetimizi. Tekrar atıyorum kendisine. Turan Candan'a ümit ederim şimdi görür. Bu akşam yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Murat Melih Özen'e verdiği konser için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ücret almadan bir konser verdi. Sayın Dursun Çiçek'e, milletvekili Sayın Dursun Çiçek'e ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çorum Belediye Başkan Yardımcısına da ayrıca. Ebru'cum, diğer misafire ben yolladım. Mesaj atmışydı bana bu arada. Yolladım. 3 kere yolladım davet. Fakat herhalde görmüyor kendisi. Seni yayına alalım hemen. Mümkünse. Bu arada herhalde beyefendi de davetimizi görür. Ben sana tekrar mesaj şey yapıyorum. Davet ediyorum Ebru'cum. Turan Bey'den yayına katılamıyor diye bir şey geldi. Görmüyor galiba. O yüzden öyle bir otomatik mesaj geliyor galiba. Ebru'cum, seni yayına bekliyoruz. Bilmiyorum, duyuyor musun, görüyor musun? Ebru galiba göremedi daveti. Bugün galiba bir teknik problem var Instagram'daki davet için. Ebru'cum, sen birazcık konuyu toparlarsan bu arada Levin'in temsilcisini davet attım ama 3 kere attım. Tamam, şimdi arkadaşım telefonla aradı, ulaşamadı. Birisini arayacak. Eğer 1-2 dakika içinde ona ulaşamazsak o zaman kapatırız programı ama ulaşırız diye tahmin ediyorum. Tamam. Umuyorum. Bu şeylerle ilgili bir 2 dakikalığına görüntümü kapatacağım ama seni dinliyorum. Tamam. Devam et sen, biraz konuyu toparlarsak evet. Eğer. Tamam. Şimdi bu engellilerle ilgili bazı çalışmaları yapmamız gerekiyor. Mesela ben kendi projemizle ilgili hazır fırsat bulmuşken arkadaşları bir bilgilendireyim müsaadenle. İlk kez biz bugüne kadar, 2001 yılından bugüne kadar ilk kez bir destekle karşılaştık bir proje için. Dokar firmasıyla. Şimdi onlarla beraber ilk yardım eğitimi hazırlıyoruz. İlk yardım kalp kriziyle epilepsi de hayat kurtarıyor. Bu çalışmalarda bize atletizm, basketbol atletizm grubu destek verdi. İşte atletizm grubu, basketbol grubu, ondan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gülbin Teğmen gibi, Gülmael gibi tanınmış kişiler bizlere destek verdiler. Şimdi bu çalışmalara en son belediye başkanımızla çekimi yapıp tamamlayacağız. Böylece ilk yardımı öğreteceğiz. Diğer tarafa Milli Eğitim Bakanlığı'na bir proje verdik. Bu projemizde bizler biliyorsunuz yaşı ilerleyen kişileri bazı konularda ikna etmemiz çok zor. Ama ağaç yaş gereğidir. Çocuklara bir şeyler anlatmamız daha kolay. Bu nedenle çocuklara eğitimi nasıl veririz? Rehber öğretmenler aracılığıyla verelim. Bir epilepsili fenalaştığında ona acıyarak bakmasın, ona nasıl yardım edeceğini düşünerek baksın. Bu fikri o çocuklarda yaratalım istedik.
Onun için eğitim düzeyi en düşük olan iki tane bölgeyi seçtim ben. Bunlardan bir tanesi Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan dördünü kapsıyor. Diğer bölgede Şırnak, Hakkari o bölgeyi kapsıyor arkadaşlar. Bu iki bölgeye ben gideyim dedim. Ben burada insanları, rehber öğretmenleri eğiteyim, rehber öğretmenler çocukları eğitsin. En düşük seviyeyi en iyi noktaya getirelim. Buralar pilot bölge olsun diye öneri götürdüm. Şu anda bakıyorlar, bu koronadan dolayı eğitimler biraz durgun. Diğer tarafta da şeyi götürdük, İçişleri Bakanlığı'na. Biraz evvel söylediğim gibi %85 engelli istihdamı. Ben otel müdürlüğünden geldiğim için bana göre bir hastanenin yönetilmesi çok kolay bir olay. Bu konuda eğitim konusunda da ben Orhan Gülez'in Türkiye temsilcisiyim. Onun için yani eğitim olayı da çok kolay. Ben bu kişileri gönüllü olarak eğiteceğim. Eğer İçişleri Bakanlığı'ndan olumlu bir cevap çıkarsa ki İçişleri Bakan Yardımcısı projeyi çok beğenmişti. Siz bunu şey gönderin, dernekler masasına gönderin demişti. Cevap bekliyoruz oradan. Diğer şeyde diğer çalışmamızı Sağlık Bakanlığı'na sunduk. Dedik ki epilepsilerle ilgili onların psikolojik, sosyolojik durumuyla ilgili bir çalışma yapalım. Bununla ilgili bizi destekler misiniz? Şu anda koronayla uğraşıyoruz dediler. Umarım destek çıkar. Dediğim gibi bize hiç kimse ekonomik destek vermediği için farklı çalışmalar yapamadık. Eğer sizler ve sizin gibi kişiler veya çevrenizde sizin bildiğiniz, tanıdığınız, sponsor olabilecek kişilere ulaşabilirseniz biz epilepsiler olarak sesimizi daha çok çıkartırız. Daha çok etkinliğimiz olur. Ama öbür türlü para olmadan sesimiz çıkmıyor. Cebimizdeki paralarla ancak bu kadar yapabiliyoruz arkadaşlar. Gönül ister ki çok daha güzel şeyler yapalım. Çok daha iyi sonuçlar alalım. Ama bunlara sizler de destek vereceksiniz. Hani karıncaya sormuşlar, gidip gelip su getiriyormuş. Demiş ki sen ne yapıyorsun, nedir o taşıdığın su? Yangın çıktı demiş. Ben ona su götürüyorum. Sen ne yapabilirsin demiş. Benim de gücüm bu demiş. Herkesin yapabileceği şeyler farklıdır. Kimin katılırsınız? Fiziki olarak koşturacak haliniz vardır. Dernek çalışmalarında bulunursunuz. Kimisinin parası vardır. O şekilde destek olur. Kimisi belki yerinden kıpırdayamıyor, hasta bir arkadaşımız, o kişi sosyal medyada paylaşarak destek olabilir. Hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Onun için ben hepinizin duyarlı olmasına, sadece 3 Aralık'ta değil, her gün duyarlı olalım ki biz epilepsilerin sesi duyulsun, topluma daha çok kişiyi kazandıralım, daha fazla okur yazar oraya oranını bulalım. Ama bunlar temenniyle olmuyor. Bunlar bir şey yaparak oluyor. Mesela hanginiz derneğimize katıldınız? Kaç kişi üye aranızda? Benim gördüklerimin arasında sadece 2 tane dernekten kişi gördüm. Bir sürü kişiler katıldı diye yazaraktan çıkıyor isimler. Ben isterim ki sizler de katılın. Derneğimize üye olun siz de. Bana deyin ki ben üye olmak istiyorum. Ben şu ildeyim, ne yapabilirim, kiminle çalışabilirim deyip başımın üstünde. Ama hiçbir şey demeden sadece temennilerle bir şey yapamayız arkadaşlar. Lütfen bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum hepinize. Konuğumuza ulaşılabildi mi acaba bu arada? Şimdi burada beraber konuştuğumuz için haberim yok ne durumda olduğuna dair. Çünkü dedim ben davet yani, fakat yani dönüş olmadı, o yüzden sordum. Belki o şöyle yapalım. Ben falan. Tamam. Şöyle yapayım. Ben şu anda şeyden çıkayım, ekrandan çıkayım ve irtibatta bulunan arkadaşa sorayım. Ona göre olumlu veya olumsuz gelen cevaba göre de aşağıya yorum bölümüne şey yazayım. Bir dakika ara verelim o zaman. Olmasa. Tamam. Kendisi geldi. Sen ara verme. Bence sen ara verme. Ben hemen çıkayım. Oraya bir yorum yazayım. Böylece tamamlayalım veya
arkadaşla beraber bir 10 dakika devam edip öyle bitirelim. Tamam, peki öyle yapalım. Tamam, peki. Herkese selamlar, sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, Ebru'nun da dediği gibi bu tür durumlarda hakikaten sadece maddi değil, manevi destek de çok önemli. Yayına, örneğin bu yayın için bir sürü reklam yaptık, onları paylaşmak da önemliydi. Maddi destek vermek isteyen insanlar için de zaten biliyorsunuz hem benim sayfamda hem Ebru'nun sayfasında hesap numarası var. Oradan destek sağlayabilirsiniz. Lebebi TV'nin yöneticilerinden beyefendiyi bekliyoruz, Turan Bey'i bekliyoruz. Ümit ederim kendisi bu sefer görür. Çünkü galiba bugün Instagram'da bir sorun var. Davetlerin bazıları gidiyor, bazıları gitmiyor ya da direkt geri geliyor. Ben şimdi tekrar yolladım Turan Bey'e davet. Eğer izliyorsa da kendisi de direkt yayına katılabilir. Ümit ederim izliyordur ve direkt yayına katılır. Tekrar Murat Melih Yazan'a çok teşekkür ederiz verdiği ücretsiz konser için, zaman ayırdığı için. Bir haftadır uğraşıyor, konsere hazırlanıyor. Aynı zamanda milletvekili Sayın Dursun Çiçek'e çok teşekkür ederiz. Ayfer Çakır bir mesaj atmış. Bunu şey atarsanız daha iyi olur bu mesajı. Ne yapılabilir daha iyi bilir. Ebru'ya atarsanız bu mesajı. Çünkü Epilepsi Derneği Genel Başkanı o. Epilepsi ve Yaşam diye girerseniz şeyden. Söyleyemedim. Instagram'dan yazarsanız görürsünüz. Ona iletirseniz o ne yapılıp yapılamayacağını size söyler. Yani ne konuda destek olabilir, efendime söyleyeyim, neler yapılabilir. Çünkü ben burada sadece yayıncı olarak bulunuyorum. Evet, Ebru katıldı galiba. Ebru yayını açtın ama sen gözükmüyorsun canım. Öyle mi? Bir yere tıkladım herhalde. Pardon. Tamam. Ben şimdi özür dilerim. Dokunmuşum yukarıya. Şey yapamadık, iletişimi sağlayamadık. Artık 3 kişiyle görüşeceğiz dedik ama neyse, televizyon firmasına bağlanamadık. Burada artık yayınımızla beraber kapatalım. Tamam, peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Her